Amerika'nın en lüks markalarından bir tanesi Lincoln Navigator'ın 2022 modeli arkadaşlar. Şu ön tarafa bak ya. Bu ön taraf kocaman arkadaşlar. LED gündüz fazlının farlarını görüyorsunuz zaten. Ön ızgara maşallah var. Şu arkadaşlar akşamları da yanıyor bu arada. Bu farları açtığınız zaman otomatik yanıyor. Arkadaşlar devam edelim. Lastikler maşallah var, lastiklerin Pirelli. Kocaman lastikleri var arkadaşlar. Jantlar büyük ihtimal 22 inçlik jantlar. Navigatör yazısı. Lincoln Motor Company diyor arkadaşlar. Kocaman bir navigatör yazısı var arkadaşlar burada. Yani aracın zaten boyutları çok büyük arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Lincoln'un. Burası sadece Lincoln'a ait. Burada da Aviator var arkadaşlar. İşte kapatmışlar, niye kapatmışlar bilmiyorum. Yani buradan aracın içine geçemiyoruz. Amaç ne bilmiyorum. Navigatör açık. Bu daha lüks. Daha lüks bir segment. Bu daha düşük ama bunu kapatmışlar. İçine bakamıyorsunuz. Buna bakabiliyorsunuz. Evet, şöyle arkasına bakalım. Tabii ki bu 7 kişilik bir araç arkadaşlar. Koltuklar tamamen yatıyor, arka koltuklar. Üçüncü koltuk ikinci taraf diye. Koltuklar tamamen yatıyor. Burada iki tane bölme var. Yani buraya üst üste iki tane bavul koyabilirsiniz aslında. Evet, şuradan kapatalım. Çok büyük bir araç arkadaşlar. Yani bu araç hakikaten çok büyük bir araç. Kapıyı açtığınızda bu otomatik olarak açılıyor tabi. Basamak. Yani arabanın içine herkes biniyor şu anda. Bize fırsat gelirse içinde göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi bu aracın özelliklerine şöyle bakalım. Siz bakarsınız arkadaşlar. Burada bir fiyat göremedim ben. Araçla ilgili bilgiler var ama fiyat göremedim. Çok kalabalık olduğu için arkadaşlar, yani çok fazla detaya giremiyorum. Burada bir siyah piyano bilek var. Arka tarafın camlarını açmak için. Beyaz renkte, renkli büyük bir hoparlör var. Burada da küçük sound sistem var arkadaşlar. Yani koltuklar herhalde söylememe gerek yok arkadaşlar. Lüks koltuklar tabii ki. Dediğim gibi 7 kişilik bir araç. Şuradan basamaktan şöyle arka tarafa geçelim. Evet, arka tarafta, arka taraftakiler için çok büyük bir konfor alanı var. Fakat bakın bu piyano bilek nasıl parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Herkes gelen dokunmuş buraya. Bakın nasıl parmak izi bırakıyor. Yani burada neden piyano bilek kullanıyorsunuz arkadaş? Neyse, çok kötü yani. Altında da şöyle bölme var arkadaşlar. Şöyle maşallah çok derin. Arkadakiler için kolçak var. Şurada dijital iklimlendirme var arkadaşlar. Arka taraftakiler için. Koltuğun burası sert arkadaşlar. Yani Lincoln'un bütün koltukları şöyle. Bakın, ancak geldiğiniz zaman ön tarafta çok güzel bir deri var arkadaşlar. Yani iki bölmeli koltuk diyebiliriz. Burası sert. Burası çok yumuşak. Lincoln'da maşallah var yani. Koltuk böyle yatıyor. Şimdi kimse yokken, bu arada kapı da buradan açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Kimse yokken şöyle ön tarafına da
geçelim bakalım. Tabii ki burada anahtarsız girişte var. Kocaman bir Lincoln yazısı bizi karşılıyor. Mercedes'te olduğu gibi bütün koltuk ayarlarınızı, hafıza ayarlarınızı kapıdan yapabiliyorsunuz. Koltuk ısıtma da var. Çok yumuşak. Şöyle ön tarafına geçelim. Yani şu anda bir SUV'nin içinde değil de bir uçak kokpitinin içinde gibi hissediyorum. Gerçekten şu kullanılan malzemeye bakın arkadaşlar. Şuraya bir tuşla USB'ye ve telefonunuzu bu tarafa koyarak şarj edebiliyorsunuz. İki kişilik bardaklığa da böylece ulaşabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Drive modları burada. Park freni, elektrikli park freni. Kocaman bir ekran var arkadaşlar. Vites burada. Park, geri, boş ve drive modları burada. Çok malzeme kalitesi hakikaten çok iyi. Tamamen dijital ekran var arkadaşlar. Yani yanılmıyorsam 10 ya da 12 inç diyebiliriz. Hep bir kulakçıklar da var. Lincoln amblemi burada. Yani süper. Lincoln bu işi yapıyor arkadaşlar. Çok lüks. Hakikaten lüks. Şurada bir tane kolçağımız var. Evet, bunu kaldırdığımız zaman çok derin bir kolçak olduğunu görüyorsunuz. Buraya da bozuk paralarınızı koyabilirsiniz. Hakikaten süper bir araç. Start stop'ta burada anahtarsız çalıştırma fonksiyonu böyle. Evet, böyle arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Başka insanlara da fırsat verelim. Ya. Evet, Lincoln Navigator arkadaşlar, dev gibi bir araç hakikaten. Şöyle Aviator'u da ben size göstereyim arkadaşlar. Aviator yani Navigator'un büyüğü diyebiliriz. Yani Navigator bu arkadaşlar, bu onun küçüğü, ancak kapalı olduğu için sadece dışarıdan göstereceğim. Aynı. Ön panjur aynı arkadaşlar. Sadece Lincoln Navigator'dan birazcık daha küçük diyebiliriz. Küçük diyorum ama arkadaşlar, bu yani bir Mercedes GLE'den bile büyük. Onu da söyleyeyim, yani küçük derken Navigator'dan küçük arkadaşlar. Bir BMW X5'ten bile büyük. İçi falan çok büyük arkadaşlar. Lastikler 22 inç tabii ki. Bu araç da arkadaşlar 7 kişilik, onu da söyleyeyim. Birazcık daha yere yakın. Bakın şöyle yan yana gördüğünüz zaman Navigator, Navigator. Evet, arka hemen hemen aynı arkadaşlar. Boydan boya LED stopları görüyorsunuz. Lincoln amblemi var. Bakın hemen şöyle göstereyim arkada. Yanında da bir tane bisiklet hediye ediyorlar galiba. Yani maalesef içini gösteremiyorum ama Navigator'da gördüğünüz bütün malzeme kalitesinden hemen hemen birebir aynı diyebiliriz arkadaşlar. Sadece motor hacmi birazcık düşük. Ekranlar biraz, kullanılan malzeme birazcık tabii daha düşük. En lüksü tabii ki Navigator arkadaşlar. Ama Navigator yani Aviator'da arkadaşlar alınabilecek bir araç. Çok lüks bir araç. Şöyle şuradakiler gitmiyor ki, bir göstereyim ben size için arkadaşlar. Göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şu 7 kişilik. Evet, burada da Lincoln'un B segmentinde bir SUV'si var. Hemen şöyle arka tarafa çıktım, göstereyim. Arkada bir tane yedek lastik var. Bu da B segmentinde bir SUV arkadaşlar. Yani bir Mercedes'in B serisi diyebiliriz.
veya BMW X3 diyebiliriz. Adı da arkadaşlar Corsair diye geçiyor. Yani Lincoln'un bütün genlerini taşıyor arkadaşlar. Bakın ön taraf tamamen aynı. Gündüz farlarının duruşu da aynı. Şekillendirmesi de aynı. Şurada bilgileri yer alıyor. Corsair. İşte 2 litrelik turbo şarjı motoru varmış arkadaşlar. 2022 model. 8 speed otomatik vitesi varmış falan fıstık. Ha, bunun fiyatı var arkadaşlar. 42 bin dolardan başlıyormuş Birleşik Devletler'de. Şimdi şöyle aracı ben size göstereyim. Şöyle yansıtmaya çalışayım size. Evet, bagajı kapatmışlar. Şöyle arka tarafı da göstereyim size arkadaşlar. Yani bence şu Porsche'da kullanılıyor. Gerçekten çok şık. Boydan boya led. Arka tarafta da iki tane gerçek egzoz çıkışı var arkadaşlar. Evet, şöyle arka tarafına bakalım. Kullanılan malzemeye bakalım. Evet, tabii ki burada piyano bilek. Şöyle parmak izlerimizi bırakalım. Ha, burası yumuşak. Gayet güzel. Şöyle koltuk kalitesine bakalım. Aa, hakikaten güzelmiş ya. Zofix bağlantıları burada. Şurada bir tane kol dayama mevcut ve iki tane bardaklığımız var. Bardaklık. Evet, havalandırma menfisimiz var ama tabii dijital değil. Bir tane file var. Şu arkası çok sert malzeme. Çok acayip sert malzeme. Ama B segmentinde bir araçlarında zaten fazla bir şey beklenmez. Yani yan tarafta da koltuk ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Arkadaşlar Mercedes'te olduğu gibi piyano bilek burada tabii ki. Burada da bir tane Lincoln yazısı var. Koltuklar kaliteli ya. Şurada bir tane eşya gözümüz var. Evet, boydan boya havalandırma ama tabii ki bunlar süs arkadaşlar. Şunlar gerçek havalandırma. Birazdan da oraya sürücü kabinine geçeceğim ve oraya da bakacağım. Bey amca çıkarsa eğer. Evet, Lincoln Corsair böyle arkadaşlar. Böylece hem Corsair hem Navigator hem de Aviator'a bakmış olduk arkadaşlar. 3 tane araca da baktık. Şimdi ön tarafına geçip sürücü tarafında inceleyeceğiz. Corsair'ı. Ha, thank you. Evet, malzeme kalitesi gerçekten güzel. Lincoln amblemini görüyorsunuz. Şimdi biraz içine oturalım. Evet, tabii ki Aviator ve Navigator'dan farklı bir araç. Çok lüks değil arkadaşlar. Normal, dediğim gibi B segmentinde bir tane ekranımız var burada. Mercedes'in eski bir ekranına benziyor. Start stop burada. Menfezler, havalandırma menfezleri. Vitesleri buradan tuş yardımıyla değiştiriyorsunuz. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma hepsi var arkadaşlar. Ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Tamamen dokunmatik arkadaşlar bu arada. Navigasyona bakalım. Biz şu anda buradayız arkadaşlar. Downtown'dayız. Evet, direksiyona geldiğimiz zaman tabii ki büyük bir Lincoln amblem var arkadaşlar. Buralar piyano bilek. Şunlarla sağ sol yukarı aşağı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ortada dijital bir ekran. Sağda ve solda analog ekran var arkadaşlar. Şuradaki malzemeler fena değil ama üst taraf tabii ki sert plastik. İki tane bardaklık, bir tane kablosuz şarj, wireless şarj, drive modları burada, elektronik park planı burada. Şurada da bir tane kolçağımız var. Şöyle kolçağımız da burada arkadaşlar. Oldukça derin bir kolçak diyebiliriz. Bu araçta sunroof yok arkadaşlar bu arada. Bu arada aydınlatma led arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Evet, yani
bir B segmentine göre oldukça güzel bir araç. Lincoln Corsair. Lincoln çok güzel araçlar yapıyor açıkçası. Şöyle son kez araca bakalım. Lincoln'u burada kapatalım.